Metin Bey, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi de burada misafir ettiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Önal Gıda'yı tanıyacağız. Burada pazarlama ve yine sizin bünyenizde olan nakliyat firmanızla ilgili bir takım bilgiler isteyeceğim sizlerden. Sektördeki faaliyetleriniz ve elbette ki buna istinaden pandemi sürecinde konuşacağız. Öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri tanıtarak başlayalım. Metin Önal kimdir? Sektöre nasıl girdiniz? 97 yılında Kocaeli İzmit'te doğdum. Bu işe ikinci nesil olarak devam ediyoruz. Babamızla beraber bu işlerini işletmeye devam ediyoruz. Önal Gıda ismini belli bir yere taşımaya çalışıyoruz. Evet. Önal Gıda babanız tarafından kuruldu. Kaç senesinde kuruldunuz? Kaç yıllık bir firmasınız? 1991 yılında bir şarküteri dükkanı olarak başladık. Hı hı. 2010 yılında gıda toptancılığı işine girdik. 2010 yılından beri de bugüne kadar devam ettiriyoruz. Evet, şarküteriden gıda toptancılığına bugün Kocaeli'nde sanayi sitesindesiniz. Evet. Ben şu anki yeni yerinizdeki konum bilgisini, lokasyon bilgisini de isteyeceğim. İçinde bulunmuş olduğumuz sanayi sitesi ve konum bilgisini paylaşır mısınız? Sanayi Mahallesi, Kocaer Sokak'tayız, 3 numarada. Toptancılar sitesine yakın bir yerdeyiz. Yani sanayi bölgesindeyiz. Burası yeni yeriniz. Kaç metrekare alanda kaç kişiyle çalışıyorsunuz? 600 metrekare alanımız var. 15 kişiyle İzmit'te, 2 kişiyle Sakarya'da iş yapmaya devam ediyoruz. Evet. Burada yerel hizmet veren ama kurumsallaşarak büyüyen, aslında gelecek vaat eden bir firmasınız. Evet. Gıda sektörüne şu an yön veren firmalar arasında öncü firmalardan biri olduğunu aslında söyleyebiliyoruz. Ben öncelikle gıda sektöründe neler yaptığınızı sormak istiyorum size. Gıda sektöründe süt ve süt ürünleri ağırlıklı olmak üzere kahvaltılık ürünlerde bakkal, market, kafe, restoran, okul, kantini olsun, yurtlar olsun, yani gıdanın olabildiği her yerde olmaya çalışan bir firmayız. Evet, bu çok önemli. Gıda deyince aslında toptan özellikle akla gelen firmalar arasındasınız. Bunun sebebini sorabilir miyim? Hizmet kalitenizi, müşteri memnuniyetiniz, bu anlamda geri dönüşler nasıl? Şöyle, bölgemizdeki herkes bizim saat kaçta, hangi günde, nerede olacağımızı gayet iyi bilir. Yani aklılarında en ufak bir soru işareti olmaz ve ürünümüzün, sattığımız ürünün sonuna kadar arkasında olmamız bizim bugünlere kadar gelmemizdeki en önemli etkendir. Evet, tabii siz babanızdan aldığınız bayrağı inşallah daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Bu da çok önemli. Şu an Kocaeli'nde alt bayilerle hizmet sunuyorsunuz. Sakarya'da da anladığım kadarıyla Sakarya hizmetleriniz ve Düzce'de alt bayilerle hizmet sunuyoruz. Burada kendimiz işletmenin başındayız. Yani Kocaeli'de alt bayimiz yok. Burada plasiyerlerimiz var ve tüccar plasiyerlerimiz var. 5 tane kendi aracımız, 2 tane tüccar plasiyerimiz, 7 tane arabayla şu an hizmet vermeye devam ediyoruz Kocaeli'de. Evet, hizmetiniz daim olsun. Gelelim hedeflere. Bayrağı babanızdan inşallah alıp çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Gençsiniz, genç girişimcilik ruhunuzla inşallah sektöre çok daha önemli şeyler katacaksınız. Nedir hedefiniz? Hedefimiz, yani kendi oluşturduğumuz bir markamızla süt ürünlerinde ve kahvaltılık ürünlerde ayrı bir marka oluşturmak ilk başta. Hı hı. Ama o hedef olana kadar da bulunduğumuz işi layıkıyla en iyi bir şekilde yapmak. Evet, şimdi ihtiyaç olduğunda özellikle izleyicilerimiz için iletişim bilgilerinizi, sizlere ulaşacak olan bilgileri paylaşalım isterseniz. Nasıl ulaşacaklar? 0262 alan koduyla 239-1223 numarasından dükkanımızın iletişim adresi vardır. Önalgıdapazarlama.com üzerinden de internet sitemize giriş yapabilirler. Evet, internette Önal Gıda ismiyle zaten her türlü bilgiye ulaşılabilmekte. Kesinlikle. Görselleriniz, çalıştığınız markalar, gıda ile ilgili, ürünlerle ilgili her türlü bilgi için aslında sizlere ulaşabiliyorlar. Gerek telefonla, gerek ve de... Ve Kocaeli içinde evlere servis hizmetimiz de yakın bir zamanda işleme girecek. Ayrı bir şirket üstünden, Önal Gıda üzerinden. Onu da yapmaya başlayacağız. Evet. O halde izleyicilerimize şunu da söyleyelim. Sürpriz haber. Bundan sonra evlere, kapıya kadar ürünleri yine aynı hizmet kalitenizle, evet, sunmaya devam edeceksiniz. Evet. Yeniliklere açık bir firma Önal Gıda. Peki, pandemi süreciyle birlikte aslında hayatımızda birçok şey değişti. Siz hizmet alışverişi ve ticaret anlamında bu süreçte nelere dikkat ettiniz? Sizi nasıl etkiledi? Pandemi süreci tabii ki her firmaları, her sektörü etkilediği gibi gıda sektörünü de etkiledi. Özellikle çocuklara yönelik gıda işlerinde ciddi bir zarar verdi bize. Ama o dönemlerde tabii ki market, bakkal kanadı sokağa çıkma yasaklarıyla beraber birazcık hareketlenmesiyle, yani çabamızla, gayretimizle
aynı çizgide tutmaya çalışıyoruz. Yani kayıp vermeden en azından bu dönemde gerek iş arkadaşlarımız için olsun gerekse bizim için olsun bir kaybı uğratmadan devam etmeye çalışıyoruz. Mesih Bey, buradan son olarak değerli izleyicilerimize ve Kocaeli halkına bir mesajınız var mı? Öncelikle herkes gerek olmadıkça evinden dışarı çıkmasın. Yani bu pandemi sürecini bir an önce atlatmamız gerekiyor. Biz firmamız olarak Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralına uyarak işletmemizi devam ettiriyoruz. Haftalık, aylık düzenli olarak dezenfekte işlemlerimiz gerçekleşiyor. Bizi tercih ettikleri için bütün Kocaeli halkına teşekkür ediyorum. Evet, biz de hizmet kaliteniz için, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarınız için size teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi günler.